İyi olan kazansın. Aa, çok iyi. <laughs> Peki iyi olan kazansın. Hangisi daha iyi? Onu da birazdan <laughs> soracağım sizlere spor yazarları olarak. Ama Deniz Bey önce şunu sorayım. Mesela Cumhurbaşkanı, mesela Cumhurbaşkanı oraya gidiyor. Ee, i̇nanılmaz ülkede herkesin gözü orada. Herkes saat 10'da başlayacak maçı bekliyor. Bu futbolcular üzerinde ya da sahada koşan insanlar üzerinde. E, teknik adamından işte hakemine kadar nasıl bir baskı yaratıyor? Ya şöyle söyleyeyim. Bilgin Gökberk az önce çok güzel bir konuya değindi. Cumhurbaşkanının gidecek olması bile orada Hı. seçim açısından birkaç puan kazandırır dedi ki bu AK Parti ve hükümet açısından büyük bir avantaja döndü. Ne hangi konu avantaja döndü? Türklük üzerinden meriye verilen ve Türk düşmanlığı üzerinden yapılan bir hassasiyet var. Bu da hükümet ve Cumhurbaşkanı tarafından lehine çevrilebilecek bir durumda e, kendine bir avantaj sağladı. Stada gitmesi ekstra stada gidecek seyircileri de ayrı bir motivasyon e, sağladı gibi görünüyor. Dışarıdan ve maça olan ilgiyi daha da arttırıyor. Yani aslında her şey şuradan başladı. Bir kere çok kritik nüanslar var ve var ve bu nüanslar aslında gözden kaçmış gibi duruyor. Türkiye Futbol Federasyonu seçiminde e, Mehmet Büyükekşi adaylığını açıklayacak. Hı hı. Servet Yardımcısı, Servet Yardımcı Karşı Aday ve karşısında Tolga Gani Zengin var, İsmail Uyanık var, siyasetten uzak iki tane farklı aday var. Şimdi Mehmet Büyükekşi böyle bir olay yaşanırken neden Türkiye'de, neden İstanbul'da? Bu bir sorgulanması gereken konu. Servet Yardımcı UEFA'da görevli olmasına rağmen konumu gereği müdahil olmalı diye bekliyoruz ama aslında olmaması doğru olan değil mi? Baktığınız zaman tarafsız kalması gerekiyor ama. Burada hiç kimse tarafsız kalmadı diye eleştiriliyor. Diğer ülkeler açısından söylüyorum, işte Avusturya'nın temsilcisi Ayhan Bey söyledi, disiplin kurulu başkanı ve cezayı onay onaylayanlardan bir tanesi. Sportmenlik dışı davranıştan dolayı sevk edilmesi ayrı bir konu. Bir ila üç maç arası alması gerekiyor, ama ne üst sınırdan ne alt sınırdan verilmiş tam ortadan gidilmiş. Daha önce emsal bir karar yok. Benzer durumlarda ceza çıkmamış bu şekilde ve. Türkiye açısından çok kritik bir noktada ee, biz seçime gideceğiz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan başkanlığı için Mehmet Büyükekşi İstanbul'da ve Şenezer ağzından ben görevde olsaydım Türkiye karşısında böyle bir ceza çıkmazdı deyip aslında Servet Yardımcı'yı itibarsızlaştıracak bir haber servis edildiği konuşuluyor. Tahir Kurkum tarafından haberleştirildi bu dün biliyorsunuz. Şimdi böyle bir iktidar savaşı varken federasyon nezdinde söylüyorum. Türkiye en büyük zararını futbolcuların göreceği, en büyük zararı izleyicilerin göreceği ve basında da bu kadar tartışılacağı aşikar. Ben e, burada Merih'in aslında ceza almaması gerektiğini düşünenlerdenim. Para cezasıyla bu işin kapatılacağını öngörüyordum. Neden? Önümüzde emsal kararlar olduğu için, tad için çetnik selamı olduğu için, e, daha önce işte nazi selamı veren kişiler olduğu için, daha önce... E, işte Çift başlı kartal işareti yapan e, Şakir'i olduğu için. Yani onlar ceza almadığı için Meri'nin de ceza almaması gerektiğini düşünüyorum. Bu olayın cezaya dönüşebilmesi için rakip taraftarı kışkırtan ve aşağılayıcı davranan bir e, hareket mi? Ona bakmak lazım. Öyle bir hareket de yok e, ki öyle bir hareket olsaydı dahi İngiliz Bellingham, yapmış olduğu aşağılayıcı hatta bel altı bir hareketten dolayı sadece para cezası aldı. Dolayısıyla UEFA'nın disiplin kurulunda tamamen aslında taraflı ve tırnak içinde kokuşmuş olduğunu gördük ve bu işin suyunun çıktığını gördük. Bizim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı koltuğu için çekişen kişiler olduğu sürece Türkiye milli takımının zarar göreceğini, Türk halkının zarar göreceğini gördük ve maalesef ve maalesef en gergin olan taraf yine e, futbolcular ve taraftarlar şu anda. Aslında baktığınız zaman ne Mehmet Büyükekşi e, şu anda sinirli ya da stresli görünüyor ne Cumhurbaşkanı sinirli ya da streslidir. E, ne işte servet yardımcı pozisyonu dolayısıyla sinir stres sahibidir. Hepsi rahat koltuğunda oturuyor ama en gergin olan taraftarlar olarak ya da Türk halkı olarak Türk milleti olarak biz görünüyoruz. Dolayısıyla bizim aslında birlikten birlik olmaktan başka çaremiz yok şu anda. Takımı desteklemekten başka çaremiz yok. Ee, tek isteğimiz bugün Hollanda karşısında bir galibiyet alarak aslında verilen bu cezaya en güzel cevabı vermek olur. Tur atlayarak diyelim ya da galibiyet değil de tur atlayarak en güzel cevabı veririz yarı finale çıkarak. Umarım böyle bir sonuçla ayrılırız ama. Ee, yine Ayhan Bey değindi sanırım hı hı. ya da e, Hollanda pardon Almanya Berlin'den bağlantı yaptığımız e, muhabir değinmişti. De. Herkes bir Yasin Bey Yasin Bey herkes bir merih gibi bakıyor e, şu anda sahaya 11 tane merih çıkacak e, gözüyle bakıyorlar ama şu bir gerçek evet biz Türk'üz sahaya vatan millet Sakarya'da diyerek çıktığımız e, pozisyonlarda maçlarda çok ayrı bir görüntü sergiliyoruz ama bunun aleyhimize olduğu ve bize zarar verdiği durumlarda da çok karşılaştık. Ee, Bunun e, İsviçre maçını örnek gösterebiliriz. Fenerbahçe Stadında oynanan ne olmuştu Milya, bir hatırlatır bizim... mısınız? Maç sonunda biliyorsunuz İsviçreli futbolculara saldırmıştı. Bizim e, futbolcularımız ve başta hmm. Fatih Terim olmak üzere birçok kişi ceza almıştı. E, dolayısıyla maç içerisinde maç içerisinde futbol olarak biz gereken e, cevabı vermeliyiz onun dışında sinir harbi şeklinde geçecek bir maç olursa zaten bütün e, otoritelerin bütün e, kurulların gözü bütün UEFA'nın ve FIFA'nın gözü bu maçta olacaktır bu olaydan dolayı bu kadar e, konuşulan tartışılan olaydan dolayı e, dolayısıyla bunu lehimize çevirmek bizim elimizde sakin kalarak futbol oynayarak aslında lehimize çevirebiliriz aksi bir durumda e, verilen ceza aklıymış dedirtebiliriz işte onu dedirtirsek o zaman belki Türkiye'nin imajı bir yerlere geldi futbol anlamında. Çeyrek final oynadık ama bundan sonra toparlaması güç bir imaj elde edebiliriz. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Ben umarım bugün galip geliriz. Şu anda bir gözümde bizim rakibimiz.